Tamam hocam. Evet, arkadaşlar şimdi daha önceki Sivas Gök Medresemize istinaden Sivas Burcu Medresesi, Sivas medreseler arasındaki yine önemli medrese yapılarımızdan bir tanesi. Arkadaşımız yine detaylarına değinecek ama ben sizlere bilmeniz gereken yüzeysel bilgilerden yine hemen bahsetmek istiyorum. Arkadaşımız gerçi buraya bir takım bilgiler almış, yazmış. Özellikle nerede bulunduğunu söyleyelim. Sivas'ın Kalem mahallesinde bulunuyor Burcu Medresesi. Künye olarak bunu bilelim. Hemen Şifaiye Medresesi'nin 40 metre kuzeyine düşmekte bu medrese yapısı. Bu da Muzaffer Burucevdi oğlu Muzaffer tarafından arkadaşımız da burayı yazmış zaten. Bazı yerleri Burucevdi olarak ifade ediliyor. 1271 yılında yapılmış bir yapımızdan bahsediyoruz. Tabii bunu değişik dönemlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarıma tabi olduğunu biliyoruz yer yer. Ama ana plan kurgusunu özelliklerini kaybetmeden günümüze kadar gelmiş diyebiliriz. Bu Sivas Gök Medresesi'nde bulunan Arkeoloji Müzesi 1966 yılında orada açılmıştı hatırladığım kadarıyla. 1968 yılında da Burcu Medresesi'ne taşınmıştır. Böyle bir detay da vermiş olalım. Yine şunu hemen söyleyelim. Kesme taş malzemeden dikdörtgen planlı, dört eyvanlı, iki katlı, açık avlulu medrese tipine girmekte. Bakın az önceki Sivas Gök Medresesi'nde yine tanımlamıştık hatırlarsanız. Açık avlulu, dört eyvanlı, iki katlı, dikdörtgen planlı bir plan kurgusuna sahiptir dedi. Yine Selçuklu medreseler arasında en güzel eserler arasında yer almakta. Biraz sonra arkadaşımız belki bahsedecek. Hatta bir alt fotoğrafı açıver istersen. Alt slaytı. O slayt üzerinden hemen kısa bir şey söyleyeyim. Bakın giriş kapısını görüyorsunuz. Bir giriş kapısına baktığımız zaman sarımtırak renkte kumlu taştan yapılmış ve üzerine değişik madalyon, rozet, kıvrık dallar, palmetler ve bitkisel motiflerden oluşan bezemeleri görüyorsunuz. Umarım görüyorsunuzdur. Ben mouse ilerliyor herhalde. Bakın şunlardan bahsediyorum. Bakın hemen gördüğünüz bu yüzeyde madalyonlar, kıvrık dallar, rozetler, sarımtırak renkteki kumlu taştan yapılmış süslemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ve giriş kapısının iki yanındaki kubbe ile örtülü mescit ve bir de türbe yer almakta. Biraz sonra arkadaşımız bunu gösterecek. Yani hemen şu sağındaki ve solundaki bölümlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Yine bu türbe yapısında medreseyi yaptıran Muzaffer Burcer'in işte gömül olduğu bazı kaynaklarca yazılmakta arkadaşlar. Avlunun her iki köşesinde yani kenarında bir eyvan yapısı. Bakın şu bir eyvan yapısı görüyorsunuz. Hemen iki köşesinde birer eyvan yapısının olduğunu görüyoruz. Ve bunların iki yanında ikişer oda yer almakta. Yani neyi kastediyoruz? Şu eyvan yapısıysa E olarak ifade edelim. Bunların her iki yanında şu köşelerde birer odada yer almakta arkadaşlar özetleyecek olursak. Ve bu bölümlerin üzerinde yine tonoz örtü sistemiyle sonlandırıldığını, revaklarda da sütun başlıkları ve sütunların devşirme olarak yerleştirildiğini söyleyebiliriz. Bakın burada hemen detayını görebiliyorsunuz. Bu sütun başlıklarının devşirme olarak sizler de hemen farkına varabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu giriş kapısının karşısında sivri kemerli basık tonozlu bölüm, işte şu an ekranda görmüş olduğunuz büyük eyvan olarak geçmekte. Tekrarlıyorum. Bu özellikle giriş kapısının karşısında sivri kemerli, bakın sivri kemerli, basık tonozlu, iç taraftan biraz basık tonozlu büyük eyvan yer almakta. Bunu yine söylemiş olalım. Bu sarımtırak renkli taşların oyma olarak yapılan giriş kapısı ve avlu karşısındaki iç cephe devrin Selçuklu taş oymacılığının yine en güzel örnekler arasında geçmekte. Yine dediğimiz gibi yapı kareye yakın dikdörtgen planlı açık avlulu üzeri ve iki katlı revaklı ve bunların gerisindeki hücre odalarından yani şu gerilerdeki hücre odalarından meydana gelmiştir diyoruz arkadaşlar. Yine Mukarnas Kafsaralı nişlerin belirlediği taç kapıda dışa taşıntılı rozetler. Az önce söylemiş gibi şu rozetler çok dikkat çekmekte. Bakın hemen ekranda da zaten görüyorsunuz. Direkt böyle sanki hafiften daha koyu renkli rozetler karşıdan hemen hissedilmekte. Bu da taş işletmeciliğinde ağırlığın taç kapıda
yer aldığının en güzel örneklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta. Ve dediğimiz gibi Palmet, Rumi, Yıldız, geometrik motifler, Taçkapı'daki ağırlıklı dantel gibi işlenmiş tezyinatı oluşturmaktadır diyoruz arkadaşlar. Ben böyle kısa bir özetleme yaptıktan sonra hemen özetlemesi için sözü arkadaşımıza bırakalım. Evet, söz sende hemen. Burciye Medresesi sağlam kalmış muhteşem taç kapısıyla Sivas'ın ve Anadolu'nun en ünlü yapıları arasındadır. 1271 yılında Selçuklu Sultanı 3. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde yapılan medrese, Hamedan yakınlarındaki Brucer'den gelme Müzaffer Brucerdi tarafından fizik, kimya, astronomi öğretimi yapılmak amacıyla yaptırılmıştır. Mimarı belli olmayan yapı Anadolu'da simetrisi en düzgün medrese planına sahiptir. Açık avlulu medrese kesme taştan örülmüştür. 4 eyvanlı ve 2 katlıdır. Burada da hocam giriş kapısı zaten anlatmıştınız. Plan özelliklerine geçelim. Yapıya girişin sağlandığı doğu cephede taç kapı dışa taşırılmış ve yapıya kalevari bir görünüm veren yuvarlatılmış iki kule ile sonlandırılmıştır. Yapının giriş cephesi haricindeki cepheler oldukça sade bir görünüme sahiptir. Taç kapı dışa taşkındır ve beden duvarından yüksek tutularak belirgin kılınmıştır. İki yanda simetrik olarak düzenlenmiş köşe kuleleri ve dikdörtgen pencere düzeni ve bu simetrik kurguyu devam ettirir. Giriş eyvanı, türbe, mescit, ana eyvanın iki yanındaki kare planlı mekanlar kubbe ile örtülürken diğer birimler tonozlarla örtülmüştür. Girişin kuzey yönünde bulunan kare planlı ve kubbesi mozaik çinili türbede medreseyi yaptıran Müzaffer Brucerdi yatmaktadır. Türbede yer alan iki sandukanın çinileri dökülmüştür. Güney yönde dışarıya açılan bir pencereden ışık alan kubbeli kısımda mihrap bulunduğu için buranın mescit olduğu anlaşılır. 4 eyvanlı ve 2 katlı medresede avlu iki yanda boydan boya uzanan 5 gözlü revak ve diğer hücrelerden geniş tutulan karşılıklı 2 eyvandan ibarettir. Avlu etrafında açılan öğrenci hücreleri tonozla örtülmüştür ve 10 adettir. Revaklar düz taş örgülü ve tamamıyla klasik olgunluktadır. Giriş eyvanın aksında sivri kemerli, basık tonozlu ana eyvan yer alır. Ana eyvanın iki yanına birer oda inşa edilmiştir. Bu odalar kışlık dershane olarak kullanılmıştır. Bu dershaneler iki kısma ayrılmıştır. Büyük olan oda kubbeyle örtülüdür. Kütüphane olarak düşünülen dikdörtgen mekanlı ikinci kısım ise beşik tonoz ile örtülüdür. Süsleme özellikleri: Mukarnas kausarlı nişe sahip taç kapının dış köşelerinde üst üste yerleştirilmiş sütunçeler ve çift kademeli başlıklar vardır. Taç kapıyı dıştan içe doğru üç taraftan çeviren bordürler, rumi, palmet gibi bitkisel benzemeler ve elif gibi uzun harfleri hatırlatan hatlardan oluşturulmuştur. Cephenin her iki köşesinde demet payelerden oluşan köşe kuleleri, yazı kuşağı ve pencereler cepheyi zenginleştirmektedir. Taş işletmeciliğinde ağırlığın taç kapıda yer aldığı görülür. Yıldız, rumi ve geometrik motifler yüzeyseldir ancak bir dantel gibi işlenmiştir. Sunumum bitti hocam. Bunu bitirdin mi? Evet hocam. Evet. Biraz daha detaylı yapabilirdik. Biraz Evet hocam. özellikle pencere üzerindeki süslemelere, taç kapıyı biraz daha bize detaylı anlatabilirdin. Çünkü önemli taç kapı yapılarından bir tanesi demiştik hatırlarsan. Bunları biraz daha bize açmanda fayda vardı diye düşünüyorum. Haklısınız hocam. Kapatabilirsen hemen hızlıca. Evet, süremiz 4 dakika kaldı. Ben de hemen Şahin desteklemek için 2 dakikanızı hemen alacağım. Hızı
Az önce dersin başında da yine yüzeysel olarak özelliklerinden bahsettik. Şahin de bahsetti. Bakın taç kabının genel görüntüsünü görüyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi şu rozetler, bakın dışarıdan da hissediliyor. Taç kapıdaki bu Palmet, Rumi, Yıldız, geometrik motifler Selçuklu taş sanatın ender örneklerinden bir tanesi. Yine dediğimiz gibi bu giriş kapısının her iki yanındaki oda mekanları, odaların köşelerinde bakın yuvarlatılmış ve yivli sütunları görüyorsunuz, dairesel sütunları. Bunlar da yine yapıyla özdeşleşmiş özelliklerden bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Bu özelliklerini geçeceğim hemen. Bu geometrisinin diğer özelliklerinden geleceğim kısa şekilde. Nerede bulunduğundan bahsetmiştik. Bakın o iç avlusundaki görüntü, orta avluda bulunan havuz, hemen karşıdaki büyük eyvan yapısını görüyorsunuz. Giriş kapısının karşısında sivri kemerli, üzeri tonozlarla örtülü büyük eyvan yapısı kışlık dershane olarak geçmekte ve onun yanındaki ikinci büyük kısımda kütüphane olarak olduğu düşünülmekte. Bakın hemen plan düzenini görüyorsunuz. Sivas Burcu Medresesi. İşte bu planı gördüğünüz takdirde bunun Burcu Medresesi planı olduğunu aklımıza yazacağız. Baktığımız zaman Doğu Batı doğrultusunda uzanan medrese simetrik planı ile büyük bir mekan birliği gösterir. Medrese plan tipinin bir örneği olarak açık avlulu. Dört eyvanlı, bakın bir, iki, üç, dört eyvanlı. O dördüncü büyük eyvan diyelim. Büyük kubbe, büyük ana mekanı oluşturmakta. Bu ana mekan Osmanlılar geldiğimizde üzeri kubbe örtü sistemiyle sonlandırılacak ve mihrapla beraber cami öğelerinde çok sık göreceğiz arkadaşlar bu planma düzeni. O yüzden önemli. Bakın yine burada yapıya girişin sağlandığı doğu cephede yuvarlatılmış iki kule yapısına bakın bahsettik. Cepheler oldukça sade. Taç kapı dışa taşkın ve beden duvarlarından yüksek tutulmuştur. Belirgin olarak dışarıdan hissettirilmiştir. Sarı tırnak renkli kum taşından ve kesme taş malzeme olarak yapıldığından bahsettik arkadaşlar. Bakın burada yine Burhaceddin Muzaffer'in gömüldüğü türbe yapısının iç yapısından bir görüntü görmektesiniz. İçinde istilen sandıkların yer aldığı bölüm. Bakın bu avlu yapısından yine görüyorsunuz. Dört eyvanlı, iki katlı medrese yapısını görüyorsunuz. Erzurum Çifte Minareli Medrese'de de hatırlarsanız her bir revan olduğu bölüm birbirinden bağımsız olarak farklı bir düzende değerlendirilmiş, düşünülmüş tasarım açısından. Bakın bu da giriş eyvanının aksında karşıda gözüken sivri kemerli basık tonozlu ana eyvan yapısı. Süsleme özelliklerinden yine Şahin bahsetti. Yine bu da detaylı olarak hayat ağacı motifleri, yıldız, palmet, geometrik motifler, bilgisayar motifler ağırlıklı olarak taç kapıda yoğunlaşmıştır diyebiliyoruz. Artık da boş kalan yer kalmayacak şekilde düzenlenmiştir diyoruz. Bakın oradaki süslemelerden, mukarnas kapsaralardan örnekler. Bodrum'un şekli. Evet, böyle de kısa bir şekilde yine desteklemiş olduk. Evet, bugünkü dersimizi Sivas Gök Medresesi, Burcu Medresesi olarak iki medrese yapısını anlatıp noktalıyoruz.